Mas Mavi 3 mutfaklığa hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir ekmek tarifim var. Çiğ ekmeği yapacağız. İster kahvaltılara ister yemeğinizin yanına servis edebilirsiniz. Hamurumuzu bile yoğurmuyoruz. Çok pratik ve çok lezzetlidir. İyi seyirler diliyorum. Tarifimiz için bir su bardağı ılık suyu yoğurma kasemize alalım. İçerisine 3 yemek kaşığı çiğ tohumunu ekleyip kısa bir süre karıştırıp 5-10 dakika bekletelim. Hemen yakın çekim göstereyim. Sevgili arkadaşlar çiğ tohumu bekledikten sonra hafif jel kıvamını alıyor. Olması gerektiği gibi. Şimdi hamurumuzu hazırlayabiliriz. 2 su bardağı ılık su ve evde elinizin altında ne kadar tohum varsa ekleyebilirsiniz. Ben 1 yemek kaşığı keten tohumu, 1 yemek kaşığı sarı keten tohumu, 1 yemek kaşığı ay çekirdeği, 1 yemek kaşığı da susam ekledim. Hiç evde yoksa hiç eklemeseniz de olur. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz, 1 tatlı kaşığı dolusu şeker ve 2 yemek kaşığı hakiki sızma zeytinyağı. Varsa sızma zeytinyağı kullanın ama yoksa sıvı yağ hiç eklemeyin gerek yok. Çünkü zeytinyağı lezzeti artırması için ekliyorum. 1 pakette toz mayamız var veya yarım pakette yaş maya kullanabilirsiniz. Mayanızı dökerken direkt zeytinyağın üzerine dökmemeniz de hemen belirteyim mayanızın kabarmasını engeller. Hepsini güzelce karıştırdık ve unumuzun bir kısmını ekliyoruz. Kaşığımızla hafif şöyle bir karıştıralım ve diğer unumu ekledim. Toplam un miktarı 5 su bardağı. 5 su bardağı tam denk geliyor. Ve sevgili arkadaşlar hiç yoğurmamıza gerek yok. Sadece kaşığınızla birkaç dakika karıştırın ve mayalanmayı bırakın. Hamurumuzun mayası geldi. Yaklaşık bir 50 dakika sürdü. Çünkü içerisinde çok tohum var. Hacimli bir hamur oldu. Mayanın kaldırması zorlaşabilir. E, tereddüt etmeyin, e, kabaracaktır. Havasını aldıktan sonra hemen şekil vermeye geçiyorum. Şekil vermek için 3 veya 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanacağım elimi batırmak için. Elimi yağa batırıyorum ve hamurdan istediğiniz büyüklükte kopararak alıp elimizde katlayarak şekil veriyoruz. Hemen belirtiyorum sevgili arkadaşlar, bu katlama tekniği ekmek yapımında çok önemlidir. Ekmeğimiz piştikten sonra arasındaki o hava boşluklarını bu teknikle elde ediyoruz. Bu ne demek oluyor? Yani ekmeğimiz kabarık, hafif ve çok lezzetli olacaktır. Tüm hamuru aynı şekilde elimi yağ batırarak kopardım, katladım, beze yaptım ve tepsiye dizdim. Ve vermiş olduğum tariften iki tepsi ekmeğimiz çıkıyor. Yüzeyine tekrar zeytinyağı sürüyorum bolca. Ve varsa vaktiniz yarım saat tepsi mayası için bekletin. Vaktiniz yoksa hemen de fırınlayabilirsiniz. Ben bir tanesini hemen diğerini beklemişti zaten diğeri pişene kadar. Sonra fırınladım. Önceden ısınmış 230 derece alt üst ayar fırınımıza ısıya dayanıklı bir tencereyle tabanına su bırakıyoruz. Daha sonra da ekmeğimizi fırına verelim. Suyu hemen açıklamak isterim. Ekmeğin güzel kabar, kabarması için nemli bir klima gerekli. E, onu da e, su dolu bir kapla elde etmiş oluyoruz. 40 dakika pişirdim. 35-40 dakika yeterlidir. Ekmeklerimiz muazzam kabardı. Mis gibi fırından çıkarıyorum. Hafif soğuduktan sonra hepsi servise hazırlar gerçekten mis gibi kokuyor mutfak. Böyle zeytinyağı da üzerine ayrı bir güzellik katmış. Ve doku testine geçelim. Çok güzel bir ekmektir. Böyle havalı havalı oldu. Yumuşacık diyebilirim. Yüzeyine zeytinyağı sürdüğüm için o da ayrı bir lezzet katıyor. Denediğinizde lütfen bildirin. Hakikaten çok güzel oluyor. Hafif ılıktı henüz ama yine de elimle kopardım. Son derece güzel görünüyor. Tabi içerisine dediğim gibi evinizde ne varsa onu ekleyin. Yoksa evinizde çok malzemeniz. Sadece çiğ tohumu bile yeterli. Bir de bıçakla kesip detaylı göstermek isterim sizlere hava boşluklarının ne kadar güzel göründüğünü. Gördüğünüz gibi birkaç katlama tekniğiyle bu kadar güzel bir hava boşluklarını elde ettik. Ekmeğimizin aroması da çok güzel. Çünkü sadece bir paket instant maya kullandım. Maya konusunda ben biraz titizim. Bir paket mayayı atıp çok kabartmaktansa sonra yiyemiyorsunuz. Aşırı bir maya kokusu geliyor. Çok güzel. Tam aromasıyla harika bir ekmeğiniz olur inşallah. Bir dahaki tarifimde buluşmak ümidiyle diyorum. Hoşçakalın.